Çünkü konumuz seçim neticelerini yorumlamak değil. Zaten yorum konusunda bol bol her kafadan ses çıkıyor. Bizim üzerinde durduğumuz konu bu ara seçim komedisine son verilmesi. Bizim düşüncemiz bu ara seçimlerin ülkede politik istikrarı bozduğu ve halkımızı da ara seçim olan bölgelerdeki halkımızı da aslında politik rüşvete alıştırdığı şeklindedir. Düşünün, bir ufak kasabada belediye reisi ayrılıyor veya ölüyor veya hastalanıyor, diyelim yeni bir seçim olacak. Hayda, bütün devlet imkanları o kasabaya veya o şehre. İşte o yörede alınan tarım ürünlerine normalin çok üstünde fiyat verilmesi. İlave yatırımlarla oraya yönlendirilmesi. Kimin parasıyla ne rüşvet veriliyor? Böyle saçmalığa birilerinin dur demesi lazım. Hem halkımız rüşvete alıştırılıyor, hem bütün siyasi sistemimiz bozuluyor. Millet işini gücünü bırakıyor. Bakanı, başbakanı, osu busu günlerce ülkenin belki %1'ini temsil eden bölgelerde halkı kandırmaya çalışıyorlar eski metotlarla. Aslında bunlar da halkımızı aptal yerine koymaktır. Ondan sonra da seçim sonuçlarından sonra politik istikrar da ortadan kalkıyor. Yok ben şu kadar oy aldım, yok sen şu kadar oy aldın. Bütün bunlara son vermek için bizim bir teklifimiz var. Teklifimiz şudur. Bir kere belediye başkanlarının %20 ve 25 gibi düşük oy oranlarıyla seçilmesine karşıyız. Bir belediyeye bakıyorsunuz, %20 oyla belediye başkanı seçilmiş. Bizim görüşümüz, belediye seçimlerinin, başkan seçimlerinin iki turlu yapılmasıdır. İlk turda eğer herhangi bir aday %50'den fazla oy alamazsa, ikinci turda en çok oy alan iki aday yarışa katılacaklar. İki aday kalacak. O iki adaydan zaten herhangi biri %50 oy alacağına göre halkımızın %50'sinin teveccühünü kazanmış, desteğini kazanmış adaylar veya belediye reisleri o belediyeyi, o yöreyi yöneteceklerdir. İlaveten belediye reisleri tek başına seçilmeyeceklerdir. Yardımcısıyla birlikte seçilecektir. Başkan ve başkan yardımcısı gibi. Ama bu ufak şehir, büyük şehir fark etmez. Mesela Bakırköy Belediyesi başkanı ve yardımcısı birlikte seçilecek. Ve halkımız adamın yardımcısını da bilecek. Hem başkan hem yardımcısı birlikte, diyelim ki ikinci turda %50'den oy aldı ve seçildi. Başkan ayrılırsa başkan yardımcısı otomatik onun yerine geçiyor. Ha başkan yardımcısı başkanın yerine geçince meclisten de kendi yardımcısını atıyor bu sefer ki olur ya onun da ayrılması gerekebilir, başına bir iş gelir, seçime gerek olmasın. Bu çok basit ve demokratik bir sistemdir. Biz bunu teklif ediyoruz. Yani yardımcısıyla birlikte belediye başkanları seçilecek ve iki turlu seçilecek. Böylece %20 ile 18'den 22 ile seçilmiş belediye başkanları ülkeyi idare etmeyecekler. Ama belediye başkanları bir şekilde görevinden ayrılırsa otomatikman da yardımcıları yerine geçecek. Bizim yerel seçimlerle ilgili görüşümüz budur. Böyle bir sistem ortaya konduğu zaman ara seçim olur mu? Olmaz. Ara seçim diye bir şeye ihtiyaç olmaz hiçbir şekilde. Süresi gelince paşa paşa seçim olur. Bu son seçimlere bakın. Ortalık yıkıldı. Halkın %1'i oy verdi orada burada. Ne garip şeyler oldu. Hem paramız israf edildi, hem vaktimiz israf edildi, hem halkımızın kafası karıştırıldı. İşte böyle curcuna, gereksiz bir curcuna. Ve ben bazı uyanık beldeleri de şey yapıyorum bu sistemde, belediye reislerini şey yapsınlar, devletten hizmet bekliyorlarsa istifa ettirsinler. Adam istifa etsin. Yani bu şimdi belediyelerde, belediyesine en faydalı belediye başkanı kimdir biliyor musunuz? Seçimden sonra istifa eden belediye başkanıdır. İcraat yapan falan değil. İstifa edince yeni seçim olacak diye oraya hükümet hayda yükleniyor. Yolunu yapıyor, bilmem nesini yapıyor.
Demek ki bu sistemde en iyi belediye reisi seçimden sonra istifa eden oluyor. Ben teklif ediyorum bütün uyanık kasabalarımıza, belediye reislerini şöyle veya böyle istifa ettirsinler ve onlar da devletten hakları olan rüşveti alsınlar. Madem rüşvet veriliyor, herkes hakkını alsın. Fakat bu komediye, ara seçim komedisine muhakkak son verilmelidir. Bizim söylediğimiz sistem de kesin çözüm getiriyor. İkinci üstüne duracağım konu tatsız bir konudur. Bu da dün duyduğumuz Kıbrıs'taki bir Rum askerinin, 19 yaşındaki bir Rum askerinin tampon bölgeye geçti, dur ihtarına uymadı diye öldürülmesidir. Biz bunu çok yanlış buluyoruz ve bu ölen Rum askerine Tanrı'dan rahmet diliyoruz. Ailesine sabır diliyoruz. Ailesine hatta ilişkiye geçeceğiz. Yardıma ihtiyacı varsa yardım da yollamayı düşünüyoruz. Şimdi bu tip olaylarda çok hassas olmamız gerektiğini düşünüyoruz. Şimdi 19 yaşındaki askerin belki bir problemi vardı. Belki bir bunalımdaydı. Zavallı sınırı geçmiş. Tek asker sınırı geçiyor. Orasını bizim tarafı işgal mi edecek? Ha, uzaktan biz dur demişiz. Adamcağız duru anlamamıştır. Dur dedik. Duymadı. Ateş edip öldürmek çok yanlıştır. Bırakın gelsin, ne yapacak? Böyle ateş ederek gelmiyor ki. Ateş ederek gelse bile biraz beklersin, bu adam çıldırmış mı nedir? Çılgın olabilir, bunalım geçirmiş olabilir. Bu tip olaylarda insan hayatına çok değer vermemiz lazım. O kolaydır. Efendim bizim sınırı geçti, dur iktidarını duymadı, ben ateş edip öldürdüm. Bunlar doğru hareketler değildir. Dost olmamız gereken Yunanistan'la da dostluk ufak ufak, tuğla tuğla kurulacak. İşte böyle hareketler hem dostluğu zedeler hem de insanlık açısından bize yakışmaz. Yani Türk milletiyle yakışan bir şey değildir. Aynı şey polis tarafından da yapılıyor maalesef. Duru ihtarı yapılıyor. Ondan sonra araba gidiyor, arkadan ateş ediliyor. Adam duru ihtarını duymamıştır. Belki korkmuştur, paniğe kapılmıştır. Bir insanı öldürmek çare midir? Tesircis hale getirilir. Fakat bugün üstüne durduğum konu Kıbrıs'ta öldürülen 19 yaşındaki zavallı genç Rum askerinden dolayı duyduğumuz üzüntüdür. Onu belirtmek istiyorum. Teşekkür ederim arkadaşlar. Şimdi sorularınız varsa ona geçelim. Biz iktidar olacak gibi bir ihtimal varsa tabii redoyu verirdik. Yani bundan doğal ne olabilir? Şimdi unutmayın ki her siyasi partinin hedefi iktidar olmaktır. Eğer parlamenter sistem gibi bizim beğenmediğimiz, biz çünkü başkanlık sistemini teklif ediyoruz. Başkanlık sisteminde iktidarı halkımız sandıkta seçiyor, parlamento seçmiyoruz. Şimdiki sistemde ise parlamento kombinasyonlarıyla bu iş ortaya çıkıyor. Yani şimdi en ufak bir partide olsanız yönetime gelebiliyorsunuz. Nitekim meclisin 3. büyük partisinin başkanı şimdi başbakan. Böyle bir şeyi kimse tahmin edemez. Ama diyelim ki bizim 50 kişilik, 60 kişilik bir meclis grubumuz var ve iktidarı devirirsek iktidar olma şansımız var. Tabii ki iktidarın devrilmesi için öleceğiz. Bundan tabii hiçbir şey olamaz. Yani iktidar ve muhalefet olayını hepinizin çok iyi anlaması lazım. Muhalefet iktidara gelmek için vardır. Gen soru geldiği zaman muhalefet otomatik red oy verir. Yani iktidarın aleyhine oy verir. Gen soruyu kabul eder, iktidarı düşürmeye çalışır. İktidar ise tutunmaya çalışır. Bu tamamen hayat kaidesidir. Aynı bir insanın veya bir bitkinin yaşamaya çalışmasıdır. Bu çok tabidir. Bunda otomatiktir bunlar. Tartışmaya da gerek yok. Siz muhalefetteyseniz hükümeti devirmek için fırsat çıktı mı devireceksiniz. O kadar. Bunun başka bir şeyi yok. Şu anda ne var şu anda? Şu anda asla bozuk adam olarak bizim elimizde olsa iktidarı ele alırdık. Örneğin adam ederdik. Başta Ankara'ya adam ederdik. Mum olurlardı hepsi. Biz iktidar olacağız da onlar mum olmayacaklar. Boyların ölçüsünü alırlardı. Ama şimdiki durumumuz bu. Halkımıza güveniyoruz.
Aziz Nesin halkımızın %60'ı, %70'i aptal demiş. Biz kesinlikle buna katılmıyoruz. Size şunu söyleyeyim. Türk halkı dünyada politik bilinci en gelişmiş halktır. Bakın en gelişmiş halktır. Bizde politik bilinç Amerika'dan daha gelişmiştir. İngiltere'den daha gelişmiştir. Onun için biz halkımıza doğruları söylüyoruz. Halkımız değerlendiriyor. Hızlı bir şekilde görüyor ne olduğunu. Kısa sürede değil, 2-3 senedir onu da size söyleyeyim. 2-3 sene sonra Liberal Demokrat Parti ciddi bir şekilde iktidar adayıdır. Bugün değil, bugün temel atıyoruz. Yani tuğlaları üst üste koyuyoruz. Ama ne ortaya çıkaracağımız belli. Dikkat edin, Liberal Demokrat Parti'nin 2 seneye yakın söylediği herhangi bir şeyde yanlış çıkan bir şey var mı? Bakın karıştırın bakalım. Bizim söylediğimiz her şey her geçen gün doğrulanıyor. Başkalarına sahiplenmesi mümkün değil. Canım biz şey yapıyoruz. Hükümete Türkiye temsilcisi Martin önerdi Türkiye'ye. Siz de bunu 1994'te yaptığınız bir konuşmada kitapçığınızı önermişsiniz. O sizinkini tutuyor mu acaba? Şimdi yeni lira önerisi bizim ekonomi kitabımızda var. Yeni lira önerisi ekonomi kitabımızda var. Bunu hatta açıklamak için 1,5 ay önce önemli bir toplantı yaptık biliyorsunuz. Bunu kitap haline getirdik. O kitaplardan verebilecek miyiz arkadaşlar? Son kitabımızdan getirebilecek var. Şimdi bizim yeni lira önerimiz çok tutarlı bir öneridir. Bunun esası şudur. Türkiye içinde dövizi yasak ediyoruz. Dövizden alışverişi, kontrat yapmayı, şunu bunu yasak ediyor. Ama hiçbir ülkede bu yoktur, onu yanlış anlamayın. Yani İsviçre'de yasaktır bu. İsviçre'ye gidip bir dükkanda dolarla alışveriş yapamazsınız. Veya Amerika'da İsviçre frangıyla alışveriş yapamazsınız. Gideceksin bankaya, değiştireceksin. Türk halkının dolar alması bankadan sonuna kadar serbest. İstediğiniz kadar dolar alabilirsiniz. Yurt dışına götürebilirsiniz. Yurt içine getirebilirsiniz. Hiçbir kısıtlama yok. Ama içeride dükkanlarda dolar alışverişi yok. Kontratlarda dolar yok. Ama yeni lira çıkarıyoruz. Yeni lira, bir yeni lira bir dolara eşit. Karşılığı da kasada var. 17 milyar dolar stokumuz var biliyorsunuz. Ve bunu piyasaya sürdüğümüz zaman halkımıza diyoruz ki bu yeni lirayla ister kullan, istediğin zaman da dolara değiştir diyoruz. Bir yeni lira bir dolar. Önce halkımız buna inanmayacak. Öyle değil mi? Gidecek hemen dolara çevirecek. Bırak çevirsin. Ama içeride onu kullanamayacak. Peki içerideki manav, bakkallar elindeki esnaf malı satınca ne olacak? Yeni lira alacak ama istediği an gidip hemen köşedeki şeyde bankada onu dolara çevirebiliyor. Hesabını dolar olarak çevirebiliyor. Yani dikkat edin. Hem dövizde tam hürriyet var ama yurt içinde Türk lirasından başka para kullanımı yasak. Şimdi bu ne getirecek? İnsanlarımız yeni lira kullanmaya başlayacaklar. Bir de yeni liraya özel faiz veriyoruz. Yeni lira, dolara mesela faiz %5 ise yeni liraya %10 faiz veriyoruz. 5 puan fazla veriyoruz. Böylece insanlar mevduatlarını yeni lira alacak. Ama zaman içinde görecekler ki yeni lira otomatik dolara çevrilebiliyor, güven gelecek. Ve tüccarlar, insanlarımız dolar yerine yeni lirayı kullanmaya başlayacaklar. Böylece ne olacak? Türk lirası değer kaybetmeden tedavülde olacak. Çocuklar bu söylediklerimi, o kitabı uzun uzun okuyacaksınız. Orada bir sürü şey göreceksiniz. Ama ben özet olarak söylüyorum. Şimdi böyle olunca ülke para basmasına rağmen enflasyon olmuyor. Peki niye olmuyor? Çünkü yeni lira dolara eşit olunca eğer burada içeride malın fiyatı pahalanırsa ithalat olur, ucuz mal gelir. Veya başka bir üreten bunu ucuza indirir. Ama dolara bağlıyoruz. Neden? Psikolojikman herkes güvensin o paraya diye. Çünkü dolar çevre ülkeler tarafından da kullanılıyor. Ukraynalısı, Bulgarı, Suriyelisi, Gürcüsü, Kafkasyalısı vesaire. Şimdi bunun esası bu. Biz bunu 2 senedir teklif ediyoruz. Bu sistemi yaparsak bütün iç borçlarımızı kapatırız. Bakın iç borcun hepsini kapatıyoruz. Bizim 6 aylık bir iç borcu kapatma planımız var. İç borç kapanınca bütçe fazla vermeye başlıyor. Dikkat edin, bütçe açık vermiyor, fazla veriyor. Enflasyon sıfırlanıyor. Size bu hayal gibi geliyor. Bu hayal değil. Bu söylediklerim tamamen matematiktir.
İç borç kapandığı zaman bakın şey 1,5 kat trilyon iç borç faizi var. İç borç kapandığı zaman iç borç faizi kalmıyor değil mi? Bütçe fazla veriyor. Bütçe fazla verince enflasyon duruyor. Yani enflasyonun durmasının tek yolu bütçenin dengelenmesidir. Enflasyon durunca zaten faizler aşağı iniyor iç borç kapanınca. Ve o zaman ekonomi 0 faiz, 0 enflasyon %5 faizle çalışıyor. Senelik %5 faiz. Size bu konuda ilginç bir şey söyleyeyim. Bakın benim cebimde şurada dolarlar var. Bu benim. Şu gördüğünüz dolarlar cebimde duruyor. Bu dolar nedir biliyor musunuz? Amerika'ya verilmiş faizsiz kredidir. Bunu basan Amerika. Dışarıya bunu bana bedava vermemiş. Bunun karşılığında benden bir mal almış, bir şey almış ve tüketmiş onu, yemiş, içmiş. Bana da bu kağıdı vermiş. Ben bu kağıdı cebimde taşıdığım sürece Amerikan ekonomisine katkıda bulunuyor. Öyle değil mi? Bunun gibi dünyada 1,3 trilyon dolar dolaşıyor. Amerika içinde değil, yanlış anlamayın. Yani Amerika'nın içinde dolar alınıp satılmayı bırakın. Dünya Amerika'ya 1,3 trilyon faizsiz kredi vermiş durumda. İşte bunun bir kısmı da benim cebimde dolaşıyor. Bir kısmı sizin cebinizde, bir kısmı bankalarda mevduat olarak duruyor. Bunu bu aptallığa bir son vermek lazım.